Sökümümüzü yaptıktan sonra şimdi yavaştan karbüratörümüzü yeni parçalarıyla değiştirelim. Ben size bunları hazırladım zaten. Gördüğünüz gibi bunlar yeni contaları. Bunlar eski ve yeni şamandıraları. Şu gördükleriniz eski contaları ama bunları saklayacağım. Ne olur ne olmaz. Yarın öbür gün bir sıkıntı çıkar. Yine dönmemiz gerekir eskilere. Her parçayı saklayın. Ne olur ne olmaz. Yarın öbür gün bir sıkıntı çıkar. Şimdi şöyle öncelikle bir balata spreyi edinmemiz gerekiyor. Karbüratörü temizlemek için. Çünkü bazı deliklerinden basınçlı olarak sıkmamız gerekiyor. Bir de yanımızda fırçamız olsun, tornavidalarımız olsun yeterli. Şimdi bu karbüratörün üst kısmı yani şöyle oluyor. Şunun üstüne geliyor. Sökümde de gördünüz. Burada çeşitli delikleri var. İşte yanma odasına benzinin geleceği delikler. Burası şamandıranın olduğu yer. Buradan benzin çekiyor. Buradan şu gördüğünüz yerden benzin ana girişi var. Şurada şamandıranın şu gördüğünüz valfleri burayı kapatıyor, açıyor. Ve buraya benzin salıyor. Daha sonra buradan çekilip ve şuradaki ufak bir deliği var. Oradan bu pistonlara işte yanma odalarına gönderilecek delikler burada mevcut. İşte şurada gördüğünüz gibi buradan hava alıyor. Buradan benzin alıyor. Hepsini hava benzin karıştırarak yanma odalarına gönderiyor. Şöyle bu jiklesi. Yani bir karbüratörün içine açtığımız zaman karbüratör bundan ibaret. Şimdi değiştireceğimiz parçalar neler? Gördüğünüz gibi şu iki contası, şu şamandıranın içinde gördüğünüz contası. Daha sonra şu gördüğünüz hava ayar vidası. Şöyle göstereyim. Değiştireceğimiz parçalar başka yer. Şunun şurada bir contası var. Yine aynı şekilde. Bu ne işe yarıyor bilmiyorum ama onu değiştireceğiz. Bu eski şamandırası bu sarı yeri kapatıyor. Onun şeyi yani şamandıra yukarı kalktıkça oradan benzin alıyor. Onun ucunu değiştireceğiz. Şu pimini değiştireceğiz. Yenileri burada. Ve burada gördüğünüz şunların bazıları kullanılmıyor. Çünkü başka modellere de başka model karbüratörlere de uyumlu olduğu için bazıları kullanılmıyor. Kullanılmayan parçaları değiştirmeyeceğiz. Şöyle şunu açalım. Ben skalpel açıyorum. Buna uygun tornavidam yoktu. Şöyle. Aa,
Ama ben eldivenlerimi niye giymedim? Hemen eldivenlerimi giyeyim. Şöyle. Şunu çıkartacağız. Bakın gördüğünüz gibi ne kadar kirlenmiş. Bu açılırken zaten baya bana zorluk çıkarttı. Şurada içinde contası da var, beyaz. Şimdi başlayalım bakalım balata spreyimizi. Şöyle bir kutunun içine sıkarsak daha iyi olur. Fırçamız da varsa zaten iyice fırçalayıp pislikleri şöyle. Şöyle iğneyle de şey yapalım, güzelce açalım. Buradan sıktığınız zaman şuradan gelmesi lazım sıvının. Temizledik. Daha sonra şuralardan da sıkalım. Şu gördüğünüz, bakın şu delik, şu delik, bunlar önemli. Şöyle. Aslında basınçlı havada tutmak önemli de. Bunlara. Buradan gördüğünüz gibi geldi. Aktı. Zaten ben bir sezon önce de karbüratörü güzelce açıp temizlemiştim. Sadece işte bu contalarını değiştirememiştim. Contalarını değiştirmek istiyordum. Şöyle kurulayalım. Yeni contamızı takıyoruz. Daha sonra da şunu buraya başlıyoruz. Döndürmeye ve sıkmaya. Şöyle. Zaten iyice sıktık. Sıkıştı. Şöyle gördüğünüz gibi. Bunu taktık contamızda. Bu eskisi. Şöyle. Eskiyi de takalım. Ne olur ne olmaz. Yarın öbür gün bir sıkıntı çıkarsa. Şimdi önce altı kapatalım. Şöyle bu şamandıra şöyle şuraya gelecek. Bu bunu kapatıyor. Şöyle bu da buraya geliyor. Açıldıkça benzin geliyor. Yani böyle bir değişik bir sistemi var. Bu eski şamandıra, bu yeni şamandıra, bu plastik, bu böyle mantarımsı bir malzeme.
yerleştirdik. Şaman, bakın şöyle göstereyim. Şamandıra ile beraber hareket ediyor, edecek. Hassas bir yapı aslında. Şöyle. Deneyelim. Şöyle. Daha sonra bu kapak gelecek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vidası var. Şöyle yeni contasını koyuyoruz. Bu da yeni kapağı. Daha önce şu şeyi değiştirelim. Bu vidalarını sıkarken 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 6, 7 onun vidaları burada. Bunu şimdi göstereceğim size. Önce bir hareket ettirmeden takayım. Şimdi şöyle üzerinde numaralar var. Görünüyor. Bakın şurada 1 var. Tam simetriğinde 2, 3, 4, 5, 6, 7 diye gidiyor. Yani bu numaraları takip etmeniz gerekiyor sıkarken. Son bir kontrol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tamamdır. Burası okey. Şöyle civatası ve sonra şu hava ayar vidası. Zaten buraları temizlemiştik. Şöyle yapalım. Şuraya geliyor. Bunda da aynı şekilde sıralamayı takip ediyoruz. Şöyle 6 numarayı da koyalım. Bunu unutmuşuz. Şurada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bunları böyle sırayla sıkmamız gerekiyor. Evet, karbüratörümüzü tekrar topladık. Şuraya da size göstermiştim. Tekrar şöyle göstereyim. Bundan iki tane var. Şunlardan biri gelecek artık. Hangisi? Büyük ihtimal budur. Şöyle. Bu motorla bağlandığı yere gelecek. Bunu da motora takarken yine aynı şekilde videosunu da çekeceğim. Bu şekilde karbüratörümüzü toparladık. Zaten temizdi. Şu contalarını değiştirmek istiyordum. Şu
Duyduğunuz ses şamandıranın sağlıklı çalıştığının sesi. Burası hava ayar vidası. Burası jigle bağlantısı. Burası normal gaz bağlantısı. Şöyle gördüğünüz gibi. Ya yani bir karbüratör bundan ibaret. Buradan benzin giriyor. Size göstermiştim. Böyle geliyor. Ana şuraya hazneye akıyor. Daha sonra hazneden şuraya çekiliyor. Burada şuradan gördüğünüz gibi şu iki vida ayarıyla hava ve benzin karışımı yapılıyor şurada. Daha sonra buradan, yani daha doğrusu şuradan, şuradan siz gazı verdiğinizde buradan pistonlara üflenmiş oluyor benzin hava karışımı. Bu şekilde yanma gerçekleşiyor ve motorunuz çalışıyor. Karbüratörün bakımı bu şekilde. Başka yapmamız gereken bir şey yok. Şöyle koyalım. Bunlar fazla parçalar. Bu gördüğünüz gibi eski şamandırası, eski vidası. Şöyle şunu da koyalım ki yani yarın öbür gün bir problem olur, bir çalışmaz, bir sıkıntı olur. Biz tekrar bunları işler vaziyette tutalım. Malzemelerimizi. Ne olur ne olmaz. Yedekte kalsınlar. Şöyle bunlar aynı şekilde. Bunlar da fazla parçalar. İşte bazı 15 beygirin karbüratörlerinde veya işte aynı koda sahip ama ufak değişikliği olan karbüratörlerde bu parçalar da kullanılıyor. Şu contalarda. Ya bu büyük ihtimal benzini çekme o şu alttaki onarın yapısında olan bir şey. Ama biz yine de şöyle koyalım onları da parçalarımızı. Saklayalım. Yedek parça bu işlerde çok önemli, denizcilik işlerinde. O yüzden hep bulundurmak gerekli yanımızda. Evet. Atölyemizde yapacağımız işler bu kadar. Balata spreyimizle deliklerini temizledik. Contalarını, vidalarını şöyle tekrar bir kontrol edelim. Çok sıkmadan bir şey var mı? Contalarını taktık. Vidalarını sıkılığını kontrol ettik. İçeride şamandıramızı takmıştık iğne ucuyla birlikte. Şimdi artık isterseniz bir motora montajını yapalım. Motoru da bir çalıştıralım. Bakalım karbüratör nasıl bir işlev sergileyecek. Eğer hani hava benzin ayarlarında bir sıkıntılar olursa şu vidalarla oynayarak tekrardan gerçek rölantisini ve gerçek şeyini bulmaya çalışacağız. Ben karbüratörde açıkçası bir performans artışı bekliyorum. Çünkü buralardan benzin sızdırıyordu. Şuralardan. Bakalım göreceğiz hep beraber. İsterseniz motora montajını yaptıktan sonra değerlendirmeleri motor çalışırken yaparız.